WorldTürk ekranlarından iyi akşamlar. Dünyanın televizyonu WorldTürk'te usta kalemlerle yine sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayrettin Uçak. Aynı zamanda Hayrettin Bey, Ege İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Çok teşekkür ederim. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Manşet Türkiye'nin haber müdürü Sayın Erhan Artaş gazeteci arkadaşım var. Sorularımızla birlikte olacağız, sizlere konuk olacağız. Hayrettin Beyciğim, ilk soruyu ben sorayım. Şimdi buyurun. Ege Yaş Meyve Sebze dediğimiz zaman, birlikleri dediğimiz zaman, sizin 797 tane üyeniz var. Evet. Bu üyeler ne çeşit ürünler üretiyor, neler yapıyor? Bize bir kısaca bilgi verebilir misiniz? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum, bizleri misafir ettiğiniz için. Tabii bizleri izleyenlere de buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Yaş sebze meyve dediğimiz zaman malum bu pandemi döneminde zaten tarım üretimi malum çok değerli olduğunu ilk gördük. Defa daha anlamış olduk. Tarım ürünlerin hakikaten yani savunma sanayisinden sonra daha önemli hale geldi. Daha önemli bir konuma geldi. Yaşam şeyi artık. Çünkü pandemi döneminde gördük birçok ülke üretim yapamadı, hasat edemedi. Ardından Ukrayna-Rusya savaşı. Ürün bulamadılar ve o ilk senesinde ciddi anlamda bir ihracat patlaması oldu ve çok talep geldi yurt dışlarından. Tabii mümkün olduğu kadar önce kendi yurdumuzu düşünerek ondan sonra artanı da ihracata yaptık ürünlerimizi. Bizim yaş meyve sebze dediğimiz zaman ne geliyor aklına? Yani bütün sofralarımızda zaten tarım ürünü. Yani Türkiye'de yetişen bütün ürünleri bütün siz ihracatını gerçekleştiriyorsunuz. Evet, yaş meyve sebze akla ne gelirse bütün çeşitlerini hemen ihracat yapıyoruz. Peki şeyden alıp da böyle başka ülkelerden alıp da sattığınız ürün oluyor mu? Bizim başka ülkelerden aldığımız, sattığımız ürün çok nadir. Egzotik meyve getiriyoruz. Arada bir ithal muz getiriyorduk. Onu ama alıp dışarıya satıyor musunuz? Hayır. Burada Türkiye'de tüketiyorduk. Fakat şimdi zaten muzu da yeterince üretmeye başladık ve burada Tarım Bakanlığımızın ciddi anlamda destekleriyle bayağı bir muz üretimi. Evet, yer değiştirdi. Yani muz üretimi, ithal muzla üretmeye başladık Türkiye'de. Evet. Neredeyse ihracat bile yapacağız hale geldik. Evet. Bu da sevindirici bir haber. Çünkü nihayetinde ithal ettiğimiz ürünü şu anda kendimiz üretiyoruz ve dışarıya para ödemeden kendi ülkemizde paramız kalıyor en azından. Tabii burada sadece muz değil, egzotik meyveler, işte kivi eskiden ihraç ederdik. İthal ederdik. Ejder meyvesini ithal ederdik. Şimdi yetişmeye başladık. Muzu ithal ederdik. Buna benzer birçok biz değişik ürünler, meyveler de görmeye başladık artık. Yani bu meyvelerin birçoğunu üretmeye başladık. Evet. Ve ciddi anlamda Adana, Silifke, Mersin ve burada Torbalı'da, Selçuk'ta birkaç tane de örnek projelerimiz var. Özellikle egzotik meyve üzerinde konuşuyoruz. Yeterince üretmeye başladık ve birçok ürünü de ihracat yapıyoruz. Mesela bizim iklimimiz yeterli mi bu ürünler için? Yeterli. Bizim iklimlerimiz, toprağımız, havamız hakikaten ne ekersen tabii bu bölgeleri iyi seçmek lazım. Çünkü her iklimde her meyve yetişmez. Evet. İklimine göre meyveyi çeşitlendirmemiz lazım ve çalıştıktan sonra üretilmeyecek, yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Şu anda Dikili'de Tarım Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklemiş olduğu bakanlık gelip açtı. 3000 dönümlük bir tarım OSB örtü altı. Oraya da sera yapacağız. Tabii seraların içerisinde değişik belki domates, belki değişik meyveler üreteceğiz. İnşallah iki yıl içerisinde faaliyete geçer. Şöyle gireyim. Gireyim? Çünkü biz başkanımızı şu anda devam etmekte olan Ege İhracatçılar Birliği 2022 yılı değerlendirme toplantısından aldık. Alelace getirdik, oturttuk başkanımızı. Bu sizin sektörde şu anda en önde giden dal hangisi? Yani sizin ürün gamı olarak. Bizim tabii Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliği bünyesinde de mamül var. Sanayileştirilmiş. Evet. Tabii biz üretiyoruz. Bir kısmını da sanayileştiriyoruz. Kurutuyoruz, konserve yapıyoruz, meyve suyu yapıyoruz. Evet. Kurutulmuş domates, mantar,
bunlara benzer. Turşu, katma değer koyuyoruz. Turşu. Yani bunlar hem katma değerini ciddi anlamda yükseltiyoruz tabii ki. Bu sektörden de ciddi anlamda ihracat yapan arkadaşlarımız tabii. Da var. Bu mamulün %85'i diyebilirim ihracata gidiyor. Ve bu sene işte bizim yaş meyve sebze içerisinde birinci gelen turşu. En çok ihracatı gerçekleştirmiş. Sebebi ne? Turşu. Sebebi ne? Bu mamul hale geldikten bu sonra. Bu pandemiden sonra ciddi anlamda turşuyu yani yurt dışında tanıttık. Evet. Yurt dışında da çok talep var. Yurt içinde de zaten tüketimi oldukça fazlalaştı. Çünkü pandemi döneminde özellikle hastalıklara karşı karşılık çok yararlı. Bağışıklık. Yararlı, bağışıklık kazandırıyor. Tabii ki burada tarım üretimini üreticiler burada zaten üreticilerimize de ciddi anlamda buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok emek sarf ediyor. Yani üretim, tarım. Yani yetiştirmek kolay bir şey değil tabii. Yani sadece bizim tüketicilerimizin mesela bizlerin masasına, soframıza hazır geliyor ama ne şekilde üretiliyor, ne eziyetlerle, ne zahmetlerle, ne masraflarla bunu da aslında şöyle detayına inip bunları da böyle biz elimizi uzatıp lazım. Bir konserve alıyoruz yani, oradan ama. Öyle değil ama. Evet. Hakikaten çok emek sarf çiftçinin ediliyor. Çiftçinin var, çalışanın yani var. Üretici zaten başta hakikaten kendi çocuğu gibi işte fidanı ekiyor, büyütüyor, suluyor. Yani ufak bir doğan bir bebek gibi. Evet. Onu yani büyütünceye kadar mahsul hasadına başladıktan sonra tabii ki Cenab-ı Allah nasibinde ne varsa onu da gerisin geriye artık ürününü satıp günün fiyatına değerinden satıp bedelini alıyor. Benim bildiğim sizin çiftçiye de büyük katkınız var ihracatçılar olarak. Şöyle sadece mal almak açısından değil onların eğitimlerini de gerçekleştiriyorsunuz. Biz sürekli zaten ben aşağı yukarı Ege İhracatçı Birliği yönetimine geldiğimizden beri biz sahadayız. Basında zaten sürekli beraber davet ediyoruz. Her gittiğimiz toplantılarda davet ediyoruz. Ne yaptık? İşte üretici, ihracatçı, bakanlıklarımızın değerli yetkilileri, üniversitelerin değerli hocalarıyla beraber üreticilerin ayağına gidiyoruz. Üreticilerin işte köy olsun, ilçe olsun, il olsun oralara gidip orada toplantılar düzenliyoruz. Ne yapmamız lazım? El birliğiyle hep beraber. Ürünü büyütmek için yeni ürün elde etmek vererek işte ülkelerin değişik oranlarda istedikleri gibi ürün üretmeye çalışıyoruz. İşte efendime söyleyeyim ilaç kalıntılarını özellikle zaten onları çok ciddi üzerinde anlamda duruyoruz. Üzerinde duruyoruz. Hem bakanlığımız, biz, üreticilerimiz. Siz bu kadar uyarmanıza rağmen böyle refüze olan ürünler olduğunu okuyoruz biz de. Bilmiyoruz, ya, okuyoruz. Çok nadir o. Çok yani nadir. İade geldiğine dair üreticilerimiz artık çok ciddi anlamda bilinçlendi. Evet. Ve mümkün olduğu kadar ruhsatsız ilaç kesinlikle ruhsatını zaten vermeden, buradan gitmemesi gerekmiyor yani, başkanım daha yani. Ruhsatsız ilaç kullanmamaktadır. Faydalı işte gübreler kullanmakta, suyun o olsun. Eskiden çok oluyordu ama şimdi bitti yani şu anda, azaldı yok, artık. Yok denecek kadar. Vahşi sulamalar bitti. Şu anda damlama sistemleri genelde kullanılıyor. Onların da ciddi anlamda faydası var. Hem çevreye duyarlı. Çevreye duyarlı ve sularımızın harcanmaması. Çok harcanmaması için. Çünkü malum havalarımız gerçekten ciddi anlamda bu kuraklık. Bir de yeraltı kaynaklarımız sınırlı sayılır. Yeraltı kaynaklarımız azalıyor. Evet. İnşallah iyi bir yıl olur. Tabii ki biz evet, bir de kuraklık da var. Sizin için yani o tehlike 2022 yılını geride bıraktık. Çok şükür umduğumuzdan rakamlarımızın üstünde şu anda ihracat bu sıkıntıya rağmen. Bu sıkıntılara rağmen bu yani işte pandemiden çıktık. O savaş olsun efendim söyleyeyim. Yani hakikaten ciddi anlamda bir ihracatçının başına gelmedik. Her yani, şey geldi diyebilir misiniz? Yani sağ olsun. Devletimiz, hükümetimiz de sürekli ihracatçımızın yanında oldu. Onun için, ne tür destekler alıyorsunuz için, devletten? Şimdi ya ihracat sadece, yani sizi açan nedir? Sadece bir, maddi destek düşünmeyelim de. Mesela yani, bir kargo vardı. Kullandığımız böyle. Yerde en azından mesela Kapıkule'de bazen işte Bulgar'dan geçiş alamıyorsun. Ha. Gümrüklerde işler ağırlaşıyor. Kırlar, araçlarımız kuyruklu. Geçemiyor, kuyruklar oluyor, kalabalık oluyor. Yani bunu en azından bakanlığımız sağ olsun duyurduğumuz zaman ciddi anlamda hızlı bir şekilde harekete geçip ve bu sıkıntıları gidermelerinden dolayı buradan bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Bu konuda
hakikaten ciddi anlamda bizlere verdikleri işte bu destek aradığımız anda en azından ihracatçısının yanındadır. Şimdiki Tarım kimlere Bakanı da gerçekten Vahit Bey gerçekten bu işi... Tarım Bakanlığımız olsun, Ticaret Bakanlığımız olsun. Tabii ki bu zaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun yeterince geçen gün yine ihracat rakamlarının açıklamasına toplantıya gittik İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla orada da tabii hakikaten göğsümüz kabarıyor. 254 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdik ve Cumhuriyet tarihinin yani büyük rekorlarından biri. Çok büyük bir rekor. 300 milyar dolara yakın bir ihracat rakamları gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii durmuyoruz. İhracatçılar gerçekten ciddi anlamda yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Bir gün yurt dışında, bir gün fuarlara katılıyor. Fuarlarda işte Urge projeler ne yapabiliriz? Hangi ürünü üretip de işte olmayan pazarlara girebiliriz? Tabii ki bunlar önemli şeyler. Kim var bizim önümüzde başkanım? Ya bizim Türkiye'nin bu yaş sebze ve kuru meyvede rakibi kim ülke olarak? Ya ülke olarak ciddi anlamda rakip çoğalıyor. Şu anda eskiden Çin'den narenci olmazdı. Şimdi Çin narenci üretmeye başladı. Çin bize uzak geliyor. Yani bize değil ama bizim çalıştığımız ülkelere mesela Rusya'ya geçen sene fuara gittik. Hale dolaşmaya gittik. Daha bizim narenciye başlamamıştı. Dolaşmaya gittik şeye. Halde, pazarda, manavda, işte markette. Ne durumda, var. Neler var? Kim mandalina gördük ve yapraklı mandalin geliyor. Baktık, sorduk. Çin mandalinası. Yani İran'dan geliyor. Mısır ciddi anlamda tarım ülkesi olmaya başladı. Azerbaycan şu anda ciddi anlamda onlarla yarışmamız tarım gerekiyor. Üretmeye başladılar. İşte bizim de bu rekabet gücümüzü arttırmamız lazım. Tabii ki burada ne önemli bizim, rekabet bizim, gücü için? Bizim en büyük sorunumuz lojistik. Lojistik fiyatları özellikle uzak ülkelere biz tabii bu raf ömrü kısa olan meyveleri uçak kargolarla taşıyoruz. Hı-hı. Uçak kargo fiyatlarının işte burada inşallah tabii ki bakanlığımızdan da talep ettiğimiz işte bu uçak kargolara, lojistiğe bir en azından bir destek anladım. Verilmesi ciddi anlamda rekabet, bizim rekabet etmemizi rekabet daha kolaylaştıracak çok, yani. Çok arttırır. Evet. Çünkü çabuk bozulabilen evet. bir ya ürün ürettiklerinde çok az olan ürünü onlara katkı da koyamıyorsun. Yani çok şey yapmak için uzun ömürlü olması için bir şey de yapamıyorsun. Yapamazsın. Yani, çileği ne yaparsın? Yani. Çileği tutamazsın. O yüzden mutlaka hadi uçakla gitmesin. Soğuk havada tutarsın 15-20 gün. Çilek ölür gider. Çilek mümkün değil. Beklemez. Çileğe benzer işte kayısı, erik, şeftali, nektar bunlar sert çekirdek meyveler. Çok raf ömrü böyle uzun olan meyvelerimiz değil yani bunlar yani, tabii ki. Ege'de bu konuda en çok yani siz Ege İhracatçılar Birliği olarak bütün her yerden Türkiye'nin dört bir yandan ürünler alıyorsunuz. Evet. Onları işleyen var, işlemeyen var. Siz yaş sebze meyve olarak gönderiyorsunuz. Ege'de en çok ürün üreten hangi il olarak bakıyorsunuz? Siz İzmir mi? Biz Muğla mı? Ege'de Aydın mı? Tabii ki Ege'ye baktığımız zaman yani İzmir, sıralama yaparsın. Aslında Manisa'da. Manisa'da. Yani şimdi çeşitliğine göre. Şimdi kira, Manisa'da, ürün bazı çeşitliliği Manisa'da, Manisa'da farklı taze ürün. Taze üzüm. Evet üzüm var. Hatta baktığın zaman narenciye yok. Evet. Narciye baktığın zaman Ege, İzmir ve Muğla bölgesinde. Evet. Limon, evet. Portakal, Muğla'da. Evet. Çekirdeksiz satsuma mandalina. İzmir. Mandalinası zaten İzmir. Portakal. Seferisar onlar. Seferisar, Gümüldür, Selçuk, Karaburun, Güzelbahçe. Buralar Narlıdere. Buralarda narenciye üretimi var. Ödemiş tarafına baktığımız zaman tarla sebzeler, işte biber, evet. Efendime söyleyeyim bamya, asma yaprağı Manisa ve Kemalpaşa taraflarında. Hı-hı. Kiraz, gene önce Bozköy, Manisa, Kemalpaşa, İzmir. Salihli. Buradan erkenden kirazı ilk Türkiye'de bu iki ilimizden başlıyor. Turfan'da kirazlarımız. Hı-hı. Ondan sonra artık şeye arkası doğru gidiyor. Geliyor. Sparta'ya, İç Anadolu'ya, Afyon'a, ne bileyim Adana'ya, Antep'e kadar böyle aralıklarla. Tarihlerle. Tabii. Sizin basın toplantılarında ya da işte konuşmalarınızda hep söyledikleriniz şu var. Listeleme yaptığımız zaman Almanya yaş sebze meyvede birinci. Evet. İkinci Amerika, üçüncü Rusya. Evet. Almanya'ya biz en çok ne gönderiyoruz?
Amerikalılar ne alıyor? İngiltere'de var. Şimdi Almanya'ya biz genelde sanayileştirilmiş ürünler gidiyor. Turşu İngiltere'ye de öyle. Konservatif. Fakat Rusya'ya yaş meyve sebze. Şu anda yaş meyve sebze. Birincisi yaş, yani meyve, yaş sebze, meyve birincisi, sebze Rusya birinci. Rusya birinci. Evet. Fakat bizim işte dediğim gibi mamülün de aynı çatı altında olduğumuz için sanayileştirmiş zaman, ürünü de işte Almanya'ya, İngiltere'ye, Rusya'ya. O turşuları bilmem turşular, şeyleri tabii. Bu savaşın etkisi oldu mu Rusya ile yaptığımız yaz sebze? Şimdi savaşın etkisi şöyle oldu. Tabii ki Ukrayna'ya ihracatımız yok denecek kadar azaldı. Azaldı. Fakat tabii ki tek dileğimiz savaşın olmamasıydı. İnşallah bir an önce de sona ermesini diliyoruz. Bizim Rusya'daki ihracatımız devam ediyor. Tabii ki Avrupa Rusya'ya kısıtlı olduğu için evet. Bu sefer bizim Rusya'dan şeyimiz daha da arttı. Arttı. Yasaklar vardı, kaldırıldı. Ondan dolayı Rusya bizim için ciddi anlamda yaş sebze. Hollanda'da var. Hollanda'da var değil mi başkanım? Hollanda. Yani Hollanda kendisi zaten tarım ülkesi. Evet. Zaten. Tarım ülkesi olmasına tarım rağmen ülkesi. Biz ona gönderiyoruz tabii, yani. Nasıl oluyor? Bazı ürünleri gönderiyoruz. Yani orası Hollanda aslında Avrupa'nın bir tarım beyni. Ha, dağıtım oraya, yeri gibi. Yani dağıtım gibi bir yer. Oraya gönderilip oradan başka evet. ülkelere. Bir de sizin dağıtıyoruz. Gençlerle epey projeleriniz oldu Sayın Başkanım. Neler bizim yapıyorsunuz? Üniversiteli yani? Gençlerimiz, üçüncü kuşak gençlerimizle biz bir proje düzenlemiştik. Meltem hocamızla beraber hakikaten ciddi anlamda Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi'nden ciddi anlamda bir fayda sağladı. O gençlerimizin işte bir de gençleri sadece getirip de masa başında eğitim vermedik. Bir de tarlaya götürdük. Evet. Tarlada üretilen ürünün nasıl üretildiğini, nasıl hasat edildiğini, nasıl yetiştiğini, ne eziyetlerle yapıldığını sahaya mı indirdiniz? Sahada kendileri de gördü. Evet. Ve ikinci bir proje daha vardı. Tabii bu İl Tarım Müdürlüğümüzün bir projesiydi. O da gençleri gene işte ürün satılmayan, dalında kalmış olan ürünlerini üniversiteli öğrencilere bunu götürüp hasadını yaptırıp kendileri hasadını yaptırıp kasaları kendileri koyup bunları ihtiyaçlı ailelere götürüp dağıtıyorlar. Bir de bu projemiz güzel vardı. Proje. Evet. Çok güzel bir şey düşünmüşsünüz. Bu da tabii Tarım İl Müdürlüğümüzün projesi de biz de onlara katkı sunuyoruz. Katkı sunduk beraber. Ürün olarak. Beraber. Ürün dalında kalan ürünleri evet. Satılmayan dalında kalan ürünleri gençlere topluyor gönüllü olarak götürüyor. Gönüllü, ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak toplayıp, dağıtıyorlar. İhtiyaçlı ailelere dağıttılar ve o da faydalı bir proje oldu. Yani o gençlerimizin hakikaten böyle özveriyle çabaları çok önemliymiş orada. Yani toplamak de, vesaire. Çok, evet çok önemli. 1 milyar 200 milyon dolar. Doğru mu? 1 milyar 250 milyon dolarlık evet, bir Ege gerçekten. Siz birlik bizim olarak sadece birliğimiz. Seni sizin. Evet. Şimdi 2023'ten beklentilerimizi de söyleyelim. Bir ara verelim. 2023 yılında da bizim tabii geçen gene bir basın açıklamasında biz 1 milyar 400 milyon liralık bir hedeflediniz. Hedef söyleyeyim. Koydunuz. Belirledik. İnşallah o hedefi beklentiyle nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl atak yapacağız? Yani biz şimdi gene bir Urge projelerimiz var. Urge nedir efendim? Urge dediğimiz uluslararası rekabet gücünü arttırma projesidir bu. İşte bunu ülke bazlı düzenliyoruz ve oralara yeni gidip, pazarlar bulmak. Yeni pazarlara gidiyoruz. Hiç ihracat yapmamış olduğumuz yapabileceğimiz ülkeleri seçiyoruz ve buradan o Urge projeye dahil olan üyelerimizle beraber orada da bu ziyaretlerde ithalatçı bulundum. Firmalarla beraber bir araya gelip en azından birbirimizden orada kaynaşıp ne sattığımızı tanışıp, ne verebileceğimizi işte Hindistan'a gittik mesela aynı şeyi Urge projesini orada düzenledik ve ciddi anlamda şu anda hani ağacı meyveyi ağacı ektik şimdi meyvesini toplamaya başladık. İnşallah bu tür projeler çok faydalı oluyor ve İhracatımızı da son derece arttırır diye düşünüyoruz. Evet. Evet Hasan Bey. Şimdi burada bir ara vereceğiz yayınımıza. İkinci bölümde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jacques Eskinazi ile olacağız.
Biz geldiğiniz için, bize konuk olduğunuz için, verdiğiniz bilgiler nedeniyle. Bugün bile burada aldık getirdik. Aldık evet, toplantı sürerken getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri Hayrettin gerçekten Uçak, ağırladığınız için evet, ben teşekkür ediyorum. Hayrettin Uçak konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hayvancılıkta gelişiyoruz. Çameli, tarım ve hayvancılıkta her geçen gün daha da büyüyor. Balık üreticiliğine yönelik yürüttüğümüz proje ve desteklerle kalitemizi ve tesis sayımızı daha da arttırdık. Sadece yöremizde yetişen meşhur çameli fasulyemizi coğrafi işaretle tescil altına aldık. Süt üretimindeki çeşitliliğimizi arttırmak, üreticilerimize ve ilçemize ekonomik katma değer sağlamak amacıyla çiftçilerimize sanen cinsi keçiler dağıttık. Rengi ve kokusuyla arazilerimize yepyeni bir ahenk kazandırmak için çiftçilerimizle birlikte binlerce lavanta filesini toprakla buluşturduk. Buğday üretimimizde rekolte ve çeşitliliği arttırmak amacıyla üreticilerimize kara kılçık cinsi buğday tohumu dağıttık. Seracılık faaliyetleri yürüten üreticilerimizin emeği, belediyemizin de sağladığı desteklerle ilçemizdeki tarım faaliyetlerimizi büyütüp çeşitlendirdik. Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla 125 bin ceviz ve meyve fidanıyla fasulye ve çörek otu tohumu dağıtımları gerçekleştirdik. Birlikte büyüyoruz. Büyümeye devam edeceğiz. Cengiz Arslan. Bospor Yalıtım. Doğru yatırım. Bir BOSAŞ Şirketler Grubu iştiraki olan Bospor Strafor, üretici firma olarak 25 yıl önce İstanbul'da kurulmuştur. 15 yıllık deneyiminin ardından 2010 yılında merkezini Van'a taşıyan Bospor Strafor, Van'daki EPS Strafor fabrikasında üretime başlamış ve ısı yalıtım sektöründeki yerini almıştır. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı, toplamda ise 16 bin metrekarelik alana sahip olan Bospor Strafor ısı yalıtım sistemleri, Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesislerinde faaliyet göstermektedir. Bospor Strafor, ileri teknolojiye sahip makineleri ve alanında uzman kadrosuyla, ürettiği yüksek kalitedeki ürünleriyle kısa süre içerisinde yurt içi pazarında tanınan ve aranılan bir marka haline gelmiştir. %100 geri dönüşüm sistemi olan ve geniş ürün yelpazesine sahip Bospor Strafor, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda EPS'den mamul her ölçüde ısı yalıtım levhaları, bor, asmolen, blok ve kütük üretimi yapmaktadır. EPS, genleştirilebilir polistirenin içerdiği pentan gazının son teknoloji makineler aracılığıyla havayla yer değiştirmesi sonucu elde edilen %97'si durgun hava olan doğa dostu termoplastik bir malzemedir. Genleştirilebilir polistirenin dönüştürme aracı olan su buharı vasıtasıyla bir dakikada taneciklerin orijinal hacminin 100 katına kadar ulaşılabilmektedir. İstenilen ölçü ve ağırlıklarda üretim yapılmaktadır. Bospor Strafor yıllık 1 milyon metreküp ısı yalıtım levhası üretme kapasitesine sahiptir. Bospor Strafor EPS mantolama sistemleri doğru uygulamayla %50 dolaylarında enerji tasarrufu sağlar. Tüm yaşam alanlarını yazın serin, kışınsa sıcacık tutar. Toplam kalite yönetim standartlarıyla
uygunluk belgeleriyle sektörde öncü olan Bospor Strafor, Van'ın Türkiye'deki marka değeri haline gelmiştir. Gerçek steak lezzetiyle tanışmak ister misin? Kasap Zeki Steakhouse Van'da açıldı. Çiftlikten sofralara hazırlanan et çeşitleriyle yedikçe doymak istemeyeceksin. İster porsiyon, isterseniz kiloyla alabileceğiniz günlük taze et ve et ürünlerinin lezzetleri. Dilerseniz ellerinizde, dilerseniz de kendi yerimizde damak tadınıza sunuyoruz. Lezzetten ödün vermeyen Kasap Zeki Steakhouse, İskele Caddesi, polis evi karşısında. Sizleri de bu benzersiz tatları keşfetmeye davet ediyoruz. Kasap Zeki Steakhouse. Uçakbatı Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2016 yılında hem yapay resif hem de dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırılmış bir projedir. Daire başkanlığımızdaki dalgıçlar tarafından belli periyotlarla kontrollerini yapmaktayız. En sonki yaptığımız kontrolde de hem deniz canlılarına ev sahipliği yaptığı, popülasyonun arttığını gözlemledik. Aynı zamanda da yabancı ve yerli birçok dalışçı bu bölgeye gelip dalış yapmaktadır. Bölgemizdeki dalış bölgeleri vardı ama bununla birlikte bu popülasyon biraz daha arttı. Dalış esnasındaki yurt dışındaki birçok bölgede de bunlarla ilgili yayınlar çıkmaktadır. Bu sayede yurt dışından birçok dalışçı bu bölgeye gelip dalış yapmaktadır. Öncelikle bir denizci olarak hem yapay resif hem de deniz canlılarının bu bölgede artmasından dolayı başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Usta Kalemler programına devam ediyoruz. Yine yanımızda değerli bir konuğumuz var. Biz yayına ara vermeden önce Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi'nin yanımızda olacağını söylemiştik ama değerlendirme programı hala sürdüğü için kendisi burada olamıyor. Ve biz burada Sayın Bedri Girit'i konuk edeceğiz. Ege İhracatçıları Hayvansal Mamuller ve Su Ürünleri İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Biz şimdi sizin öncelikle ihracatçı birlikleri olarak ürün gamınızı neler var, onları bir öğrenebilir miyiz? Tabii bizim birliğin iştigal konusunda su ürünleri, her tür kanatlı etleri, yumurta, bal,
kırmızı et, süt ve süt türevleri. Çok yani bütün hepsi, her şeyimiz bizim bağırsak, soframıza giren ne varsa. Evet, hepsi şeyde bizim birliğin iştigal konusunda. Evet. Oldukça geniş bir yelpazesi olan bir birliğimiz var. Sizin, evet. Sizi dinlerken güzel bir espri yaptınız. Yani sizin ürünlerle değerlendirme toplantısındaydık. Sizle başlıyoruz, sizle yatıyoruz. Evet, evet günde 3 öğün evet. Karşınızdayız. bazen onun akşam öğünü de oluyor. Tabii sabah bizle kalktığınızda yumurtanız, evet. Balınız, peyniriniz böyle evet. Başlıyorsunuz. Öğlen tavuk yiyebilirsiniz, et yiyebilirsiniz. Akşam da balık yemenizi tercih ediyoruz. Yani dolayısıyla her günde 3 kez mutlaka bir araya geliyoruz. Bu birliğin kapsamında sizle birlikte oluyoruz yani. Evet, bir araya geliyoruz. Siz ne üretiyorsunuz Bedri Bey? Bizim kendi firmamız özel yumurtacı. Olarak. Özelimizde yumurtacıyız. Biz yumurta üretimi var. Peki nasıl oluyor bu yumurta ihracatında iç piyasaya verilen yumurtayla dış piyasaya verilen yumurta arasında bir fark var mı? Yok, kesinlikle. Yok, değil hepsi mi? Aynı zaten. Aynı. Aynı yerden çıkıyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey. Türkiye birçok üründe dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde. Mesela yumurtada 22 milyar adetin üstünde yumurta üretiyor Türkiye. Sofralık yumurta. Hı hı. Büyük bir rakamdır bu. Çok büyük. 2,5 milyon. 22 milyar. Evet. 2,5 milyar. Yani insan sayısından fazla tavuk sayısı mevcudumuz var. Hı hı. Yani şu an 90 milyonun üzerinde tavuğumuz var. Dolayısıyla herkesin fazlasıyla bir tavuğu var. Endişeniz olmasın. Yani. Peki, Bir ara bir sıkıntı olmuştu. İşte bir yoktu. Ne gribiydi? Tavuk gribi. Kuş gribi. Kuş gribi. İşte o Çin'den gelen hastalıklar nedeniyle. Evet. O bayağı bir etkilemişti bu sektörü. Şimdi öyle bir... Kanatlı sektörü anatomik olarak SPP'si farklı olduğu için insanların hastalıklarından pek etkilenmez ama kendi türündeki hastalıklar mesela bunlar işte veba gibi, kuş gribi gibi bu tür yani virütik hastalıklar. Onlar çok çabuk sirayet ediyor bir de. Covid'in karşılığı yani bizdeki. Evet. Covid veya HIV virüsünün karşısında gibi düşünün. Dolayısıyla onları kendi türünü. Herkes zaten kendi türünü etkiliyor. Yani o bakımdan biz mesela geçmişte çok eleştiri alırdık. İşte kuş gribi var, bunu yersem şöyle mi olur, böyle mi olur falan. Oradan geçmez. Çünkü diyorsun. Şeyi yok, anlamlı değil. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz HIV yani virüsünü konsantre etsek, geliştirsek, işte denizde şurada bir tane bir balık yakalasak, ona enjekte etsek konsantre. O balık için anlamı yok. Balık yüzmeye devam eder, yoluna devam eder yani. Doğru. Yani bu da aynı şekilde. Ama bu çok iyi anlatılmadı. Evet, o bu çok iyi anlatılmadı. Sektörde bazı yerlere de zedeledi o dönemde yani. Ben bazı firmaların çok zor duruma düştüğünü biliyorum. İhracat batanlar ve oldu. Batan firmalar oldu. Evet, iç piyasada özellikle. Maalesef batan firmalar oldu ama bilgi kirliliği maalesef yani sadece bizim sektörde değil. Birçok alanda tabii ki maalesef şey var. Şimdi problem nerede? Doğru tek aslında ama yanlış sayısını kestiremiyorsunuz ne kadar oldu. Onun sayısı çok fazla olduğu için genelde insanlar onunla daha çok karşılaşıyor. Yanlış bilgiyle daha çok karşılaşıyor. Doğruyu ayıklaması gerekiyor. Doğru. Ona ulaşması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Ya ben sadece bizim sektöre özgü mesela bunu söylemiyorum. Bizde mesela en çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi. Efendim tavuklar hızlı büyüyor işte hormon var ya diyorum. Ben üretici birlik başkanıyım aynı zamanda bu ihracatçı birliği şapkası yanında. Ben şimdi üretici birlik başkanı olarak diyorum ki istediğin yerden, istediğin marketten, istediğin raftan ve istediğin dünyanın istediğin laboratuvarında analiz yap. Ücretini ben ödeyeceğim birlik olarak. Senden tek ricam var çıkan sonucu kamuoyuyla paylaşacaksın. Yani şimdi siz bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Siz bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Herhangi bir hastaneye gittiğinizde tahmin ediyordum 2-3 saat içinde duygularımız onlarla karşılaştırmayacakça da çok fazla bizim hormonal dengemiz biliyorsunuz özellikle bir dönemde bayanların hormon dengesi gündemin birinci maddesi oluyordu. Tabii. Bu kadar değişken olan ve bunlar analiz yapılırken neden hiç kimsenin bunları söyleyen insanların aklına bir tavukta hormon testine baktırmak akla gelmez? Veya neden böyle bir dava dünya genelinde bize açılmış değil, kaybettiğimiz bir dava yok. Ama yani bunu bile anlatamadıktan sonra ötekiler sanki biraz daha hafif kalıyor. Şimdi piyasada bir şey duyuyorum. Mesela yumurta üretiminde kayıt altına alamadığınız üretim var. Bu nedir? Bu çiftçinin
üzerine artık biliyorsun belli bir süre önceden şey vurulmaya başlandı. Yumurtalar evet, üzerine ürün ne olduğu, hangi ürün olduğu, bedenine, size'ına, evet, tarihine evet, kadar ve bunun dışında çok yumurta var piyasada. Özellikle pazarlarda çok yumurta var. Bizim karşılaştığımız şeylerden bir tanesi çiftçi, üretici tavuğunu kesiyor. Yumurta bu nedenle de pahalı hale geldi. Üreteme yemini veremediği için, besleyemediği için tavuğunu kesiyor. Bu tavuğunu kesmek aslında harakiri. Yani bir anlamda ürünü tamamen kaybetmek. Çünkü oradaki kriteriniz önemli. Şimdi mesela tavukçuluk sektöründeki kriter şu. Tabii ki şey manada etik değerler adına doğru olmayabilir ama yani o da şu. Şimdi ona bir ana girdisi olan bir yem var. Yani evet, genelde %75 civarında yem oluşturuyor şey maliyetini. Şimdi yeme ödediği para, geliri neresi? Yumurta. Hı-hı. Yumurtadan elde ettiği para yemi karşılamıyorsa tavuğu kesim yoluna gidiyor. Evet. Yani biraz acımasız bir şey ama. Ama çok net bir şekilde evet, de görüyor ama. Şeyi de bu ama. Ha, net yani, bir şekilde de görüyor. Piyasada ortada uygulanan. Görüyor her şeyi. Piyasada görüyor, uygulanan yöntem Bedri, bu. Bedri Bey'le biz her ürünü ayrı konuşsak aslında hepsi ayrı bir şey tabii, program hepsini yapar. Balık da öyle mesela. Balık da apayrı öyle bir şey. Uzun yani, uzun yıllar şey yaptık. Evet. Ege olarak ihracatınız sizin kendi birliğiniz olarak ne evet, kadar? Şimdi biz Türkiye genelinde bizim sektör, içinde bulunduğumuz sektör 4 milyar doların biraz üstünde şey var, ihracatı var. Türkiye 1 genelinde. Milyar evet, 1 milyar 620 milyon doları Ege'den gerçekleştirdi. Yani bunun size şunu söyleyeyim. Üçte biri su ürünlerinin %62'si Ege'den. Genel hayvansal mamullerin de %40'ı bizim bölgeden gidiyor. Hı-hı. Yani çok ciddi. Su ürünlerinde var. Birinci sırada ne var? Birinci sırada levrek. Levrek. Levrek yani levrek ve çupura. Evet. Daha sonra Türk somonu bayağı ciddi bir şekilde gidiyor. Blue Fustina dediğimiz bu şey var. Orkinos. Da oldukça marketlerden aldığımız. Bunları ama tezgahta görmüyoruz. Büyük marketlerden aldığımız şeyler var. Somonlar var. Onlar Türk somonu mu? Şimdi Türk somonu da var, şey de var ama Türk somonu şu an çok gelişti. Şu an kısa bir sürede 260 milyon doları geçtik. Türk somonunda içeride görmemiz zor görünüyor diyorsunuz. Yok, içeride de bence şeyde var. Tezgahlarda karşılaşıyorsunuz. Ve çok da tutuldu, beğenildi. Yani nerede üretiliyor? Nerede üretiliyor? Karadeniz'de. Karadeniz'de. Soğuk yani, çünkü istiyor değil mi? Şimdi şey yağlanması lazım. Öncelikle şeyde nehirlerde bir yetiştiriyorsun. Daha sonra adaptasyon için denize alıyorsunuz. Yani diğer şeylerden farklı olarak mesela diye bir levrek veya çupurayı düşünün. Hı-hı. Bunlar işte Ege'de veya güneye doğru iniyorsunuz. Tabii ki oksijenin çok bol olduğu yerler işte Çeşme vesaire gibi. Denizdeki oksijen oranı arttığı zaman balığın gelişmesi de şey oluyor, hızlanıyor ve daha zaten oraya doğru göç ediyor balık herhalde evet, zamanla. Evet, şey oluyor. Mesela diyelim Akdeniz mesela çok daha şey oksijen oranı düşük. Evet, Karadeniz de öyle. Daha tuzlu vesairesi. Dolayısıyla orada bu Mediteryen şeylerini, balıklarını daha zor yetiştiriyoruz. Orada da daha çok dip balıkları. Hı-hı. Tabii ki derin su. Evet, derin su balıkları. Ama şeye de gittiğin zaman, mesela Karadeniz'e de gittiğin zaman orada da belirli metrenin altında toksik gaz bir şey olduğu için, kümeleşmesi, birikmesi olduğu için Karadeniz'de de gidecekseniz veya yiyecekseniz tercihiniz mutlaka yüzen balıklar olsun. İşte hamsi evet, gibi, lüfer gibi, evet, zargana gibi balıklarda. Yüzen diyorsun. Yüzen, yukarı yakın, hayır. Orta su balıklarından bahsediyor. Yani yüzen, zargana. Mesela istavrit ve ustu. İstavrit de evet, çok az yüzeye yakın. Ben kendim de yani Karadeniz'de olduğum için evet, nerede yüzdüklerini şey yapıyoruz. Birbirimizin yüzme alanına girmiyorlar. Siz nerelisiniz? Karadeniz, Rizeliyim. Rizeli. Ondan biliyorum nerede yüzüyorlar. Anladım, o yüzden. Şimdi evet, buyurun. Bu şey kültür balığı öncelikli yerli şey balığa yani deniz balığına rakip olarak çıktı. Çünkü deniz balığı bir dönemde pahalıydı. Yani deniz evet, balığını yemek. Size evet, çok ilginç bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Sözünüzü. Yok hemen söyleyeyim ben devam edersin. Şeyinizi tamamlamak adına söyleyeyim. Şimdi geçen sene Türkiye tarihinde ilk defa aqua diyoruz biz ona yani kültür dediğinizde. Aqua üretimi %55 ile avcılığı geçti. Yani deniz evet, balığını geçti yani. Geçen evet, seneden bu yana sizin yetiştirme kültür deniyor, dediğiniz yetiştirme veya işte doşeyiyle aqua dediğimiz aqua balık yetiştiriciliği
şeyi geçmiş durumda. Avcılığı geçmiş. Ben bunun durumda. Sebebini ben kendim tüketici olarak söyleyebilir miyim? İlk başlarda tabii. Kültür üretiminin lezzetiyle şu andaki kültür balığının lezzeti aynı değil. Evet. Daha da iyiye gidiyor. Daha da iyiye gidiyor. Şimdi en başlarda böyle değildi. Ya işte kültür balığı yenmez. Saman gibi gelirdi. Gibi geliyordu. Vallahi, şimdi fark. İnanmıyorum. Yani ben size bana böyle bir şey soru sorar mısınız desem bu kadar güzel olmazdı. Çünkü size Ege Üniversitesi, iki üniversiteyle yaptığımız bir çalışmanın sonucunu söyleyeceğim. Biz bir üniversiteye şey gönderdik. Dedik ki biz neredeyiz? Hangi noktadayız? Kültür olarak. Bir kültür, bir deniz. De doğal. Ha, doğal. Biz de almadık. Onlar kendileri üniversite. Bir baktık ki kültür balıkçılığının besin değerleri doğadan yüksek çıktı. Hmm. Dedik yanlış yaptınız. Ters yaptınız. Ters yaptınız. Başka bir üniversiteye tekrardan yaptırdık. Dolayısıyla aynı ona çok yakın sonuçlar çıktı. Yani dolayısıyla bunun sonuçlarını Ege Üniversitesi su ürünleri dekanlığıyla orada da var sonuçlar çalışma yaptığımız gruplar. Numuneyi dahi biz almadık ki hani şey olmasın insanların aklından başka bir şey geçmesin diye. Numuneyi dahi kendileri aldılar. Aralarında çünkü uçurum oluştu. Şey değerleri, DHA değerleri, omega değerleri, evet. Vitamin, mineral değerleri vesaireleri çok daha yüksek çıktı. Doğal. Ama tabii ki doğal olanın aromatik lezzeti kısmı. Farklı. Yani ben besin değerlerinden değerleri bahsediyorum. Daha iyi yüksek. Diyor. Peki bunun nedeni nedir? Nedeni bence şu. Bize mesela yeminde vesairesinde biz hazır onlara yem verdiğimiz için... Hı-hı. Dolayısıyla vitamindi, mineraldi vesairesi falan ihtiyacından çok daha fazlasını almış oluyor. Ötekisi dolaşıp veya yediklerinden onu bulması gerekiyor. Biz de zaten her zaman o kayıtlarda aynı baramda besleniyor. Yani dolayısıyla yani o sonuçlar tabii ben hazırlıklı gelmediği için yanımda yok ama bir daha yani görseniz yine başka bir programda bir araya gelelim. İnanamazsınız hocam. Yani. İnanamazsınız yani dersiniz konuları... ki gerçekten şeydeki sonuçlar, numuneler de tekrar söylüyorum. Biz almadık, iki ayrı üniversitede yaptırdık. İkisi de benzer sonuçlar verdi. Özellikle beynin ve beyin fonksiyonlarının gelişmesi için DHA olsun, omega 3 grupları olsun, vitaminler, bunlar ciddi manada daha yüksek çıktı. Levrek ve çupranın dışında... Kültür balığı olarak ne var? Şimdi çok başarılı olduğumuz bir şey var. Burada Ege'de işte granyoz dediğimiz bir balık var. Granyoz, kaya gibi. Granyoz, biraz mesela evet. Granyoz her şeyiyle, genetik hattıyla da yani bu Türk balıkçılık sektörünün bir başarısı. Aqua'da? Yani. Aqua'da bir başarı. Tarih yazacak bunu yani. Hı hı. Mesela her şey tutmuyor. Biz mesela kalkan üzerinde de çok çalıştık. Ama bu tür projelerde mi yapıyorsunuz? Tabii. Mercan türümüz, mesela mercan çalıştılar yapamadılar mesela. Mercan deniz su balığı olduğu için iyi başaramadılar. İyi şey olmadı. Evet. Olmadı sonuca. Yani daha doğrusu sen balıkçılığı iyi biliyorsun. Yetiştiriyorsunuz ama evet, yetiştiriyorsunuz ama sürdürülebilir olmuyor. Veya rengini bir kere tutturamadık yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela kalkanda mesela yaptığımız çalışmalarda yani hepsi oluyor, şey oluyor ama İnsanlar onun kemik ve mahmus mu derler? Ya içinde. Onlar şey gibi olmuyor. Doğadaki bir gibi olmuyor. Lop gibi oluyor. Fark ediyor mu? O da istemiyor. Yani insanlar istiyor evet. ki kalkan olduğu zaman kemiğiyle beraber olsun. Ben onu sıyırayım. Yani evet. kalkanı pirzola gibi yemek istiyor aynen insanlar. Öyle. Dolayısıyla onunla o projelerinde mesela vazgeçtik. Bunun gibi birçok şey var. Çalışmalarımız var. Henüz en azından bunu sunum. Ne için sordun? Mesela Türk somonu da bu manada işte vatandaşlarımız çok önemli bir başarıdır. Gidip alabilsinler yani vatandaşlarımız. Bir de tezgaha baktığında ne olduğunu da bilsinler. Çünkü deniz ürünü diye kültür ürünü verenler var. Bu neden aralarında fiyat farkı var. Bu fiyat farkı nedeniyle bunu da iyi bilmeliler. Yani kültür ürünü, deniz ürünü, doğal ürün, doğal ürünü de kültür ürünü diye almamalı. Burada çok güzel bir şey söyledi Bedri Bey. Dedi ki yani biz dedi gerçekten besin değeri olarak çok güzel. Evet. Aqua ürünleri üretmeye daha başladı. Tabii daha tabii. O kesin. Çünkü siz ona şeyini veriyorsunuz. Yani biz tamamen kompütörize çalıştığı için yani onun ihtiyacının daha iyi gelişsin, daha hızlı gelişsin diye. Çünkü şöyle söyleyeyim mesela levrekte doğada bir levrek ortalamada 24 ayda yetişiyor. Hı hı. Biz şimdi bunları ne yapabilmek için kendimizde fayda sağlayabilmek için doğadan farklı olabilmek adına bizim mesela kompütörize sistemde yani yem yiyeceği, yemin enerji değerleri, vitamin değerleri hepsini ayarladığımız için biz mesela bu tarihi 22 aya çektik. Hı hı. Yani biz
doğada 24 ayda büyüyeni 22 ayda ne kiloya geliyor? 22 ayda işte yiyeceğiniz porsiyon şeyine erişmiş oluyor. Mesela çupura 1 kilo 200 ise, gram, 1 kilo 200 gram seviyesine gelmesi yok, lazım. Yok şey değil. Değilse yani değil. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim size. Çupura'da mesela doğada 12 aydır şeyisi. Ama onu da biz 10 aylara falan 10 ay civarına kadar yani 400 şey için söyleyeyim. 400'lük kalibre için. Onun 10 aya kadar çektik. Mesela alabalık keza işte 9 ay şey altında alabalık onlara göre daha hızlı. Gelişen, büyüyen bir şey balık. Görün. Yani bunları şey yapıyorsunuz. Alabalık da yani oldukça fazla şey olan, başarılı olan çok büyük ihraç kalemlerimizden bir tanesi. Yani Türkiye'de nedense alabalık tam o şeyi bulmadı. Yok zaten ama, hiçbir yerde yok. Yok yani. Yurt dışında özellikle bu smoke tatlı su balıklarını smoke flat dediğimiz şey var. Bir alabalık türü var. Eğer ne dediğimiz yani yemediğiniz tütsülenmiş şey diyelim filet bonfile gibi füme, yani şey alınmış füme ama şeyli meşe odununda tütsülüyorlar. Evet. Yani muhteşem bir şey var mı şeyler bu şey ürünü herhalde poşetlenmiş. İhracatta mesela en fazla giden kalemlerden bir tanesi o. Onlar dış piyasada daha çok gidiyor çok şeyler. Alabalık, peki yumurtayı tavuğu nasıl? Konuştuk, balığı konuştuk. Başka ne var bunu ekleyeceğim? Balımız var mesela. Evet, balımı balda büyük bir rekorte düşüklüğü var deniyor. Çin'den sonra ikinci en büyük bal üreticisiyiz. Peki neden biz bir anda inanılmaz fiyatlara yemeye başladık balı? Çünkü yangınlardan ötürü. Orman yani yangınları. Ana sebep orman yangınları. Orman yangınları. Arılar öldü. Ana sebep orman yangınları. Bir peki de, üretim düşmedi mi? Bu yangınlar üretime etki etmedi mi? Fiyata etki ettiği kadar. İşte üretim az olduğu için zaten. Az olduğu için evet. Talep fazla. Şey üretim artıyor. Az ne olacak? Evet. Fiyat yükseliyor. İhracat üretim da fazlaysa. Bir de şöyle bir şey. İnsanlar bunu çok büyük değil de daha küçük ölçekli yapıyorlar. Yani bazı sektörlerin yeterince derinliği yok. Mesela Türkiye şimdi balıkçılıkta mesela belirli bir şeye geldi. Derinliğe erişti. Yani büyüdü. Kolay kolay şey yapmıyor, etkilemiyor. Ama şey kanatlı sektörü mesela bugün 2,5 milyon ton kanatlı et üretiyorsunuz. Az bir rakam değil bu yani. Yani dolayısıyla bu sektörler artık belirli bir şeye oluşmuş. Yani derinliği de şöyle, ben balıkçılıkla uğraştığım için söyleyeyim size. Deniz sığ olursa karaya yaklaştığınızda en ufak rüzgardan biliyorsun dalgalanır, çalkantı olur. Ama derin olursa orayı çok fazla bu tür kriz dediğimiz dış etkinler işte dalga boyu düşüyor oralar. Evet yani dolayısıyla sektörlerin bence başarılarındaki en büyük şey de optimum kapasiteyi bulmuş olmaları. Maliyet açısından da sürdürülebilirlik açısından da önemli şeyler, faktörler. Evet, herhalde süremiz sona erdi. Burada Sayın Bedri Girit'i konuk ettik. Kendisine programımıza konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Su Ürünleri ve Hayvansal Muameller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ederim ben konuk. Bu arada aldık sizi. Çok teşekkür ederiz. Bu çok güzel de bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Yok, yumurta yiyen herkes dostumuzdur. Söz verseniz gelirim yumurta yiyeceğiz. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Usta Kalemler programı burada sona eriyor. Ben Hasan Çömlekçi ve arkadaşım Erhan Artaç olarak iyi akşamlar dileriz. Sağ olun.